varsa yapsınlar, gücümüzü yıkamayacaklar. Hatay'ın serveti! 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 Öncelikle geldiğiniz için, bizim yanımızda olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin de dediği gibi 2014 yılında büyük şehri kazanmak için hepimiz canla başla çalıştık. Ve biz gerçekten doğru yaptığımızı inandık. O zaman için doğruydu. Ama biz nereden bilelim ki bir Frankenstein doğuracağız? Ben Hatay halkından böyle bir adama belediye başkanı seçtiğimiz için özür diliyorum. Genel merkezimiz, anket çalışması, örgütten gelen iradelerin hepsi teselli etmiş ve birinci sırada bizi takdir etmiş, ikinci sırada sevgili Nermin kardeşimi, dördüncü sırada Reyhanlı ilçe başkanımız olan sevgili Fatih kardeşimi. Parti meclisine gitmiş, parti meclisinden onaylanmış ama beyefendi rahatsız olmuş. Bunlar olursa ben istifa ederim demiş. Biz eğer Hatay iyi olacaksa, eğer partimiz başarılı olacaksa değil milletvekilliğimiz canımız feda olsun. Bugüne kadar ne ben ne de arkadaşlarımızın hiçbir mevki makam mücadelesi vermedik. Biz bu şekilde icazet alarak olacak milletvekilliğini de ayaklarımızın altına alıyoruz. Bu ekonominin mücadele verdik. Onurumuzla yaşadık. Bir şeyleri dönüştürmek için uğraştık. Ama yapılan bu haksızlığa karşı artık yeter diyoruz. Yeter! Rejimine karşı durarken başımızda burada bir diktatörü kabul etmiyoruz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gereklerini Türk dilini içine sindiremeyen bu adamın Cumhuriyet Halk Partisi'ne yer yapmam. Evet. İstemiyoruz. Evet. Artık istemiyoruz. Lütfü istifa! Lütfü istifa! Lütfü istifa! Lütfü istifa!
önemindeyim. Ülkemiz için, partimiz için biz sonuna kadar elimizden geleni yapacağız. Ama arkadaşlar, gerçekten ülke elden gidiyor derken sadece bizler için mi, sizler için mi ülke elden gidiyor? Bu tasarrufta bulunanlar için ülke elden gitmiyor mu? Birisinin ortağını, birisinin karısını, birisinin bilmem nesini milletvekili yaparak siz kime hizmet ediyorsunuz? Bu maddeyi reddediyoruz. Kabul etmiyorum. Sonucu ne olursa olsun kabul etmiyorum. Hayatımız boyunca haksızlıklara karşı geldik. Eğer biz bunlara sessiz kalırsak biz inandırıcı olamayız. Biz neyi değiştireceğiz? Kendi içerimizdeki bu zehri akıtmak zorundayız. Ve artık yeter diyoruz. Beni Kürt olacak istifa etmesini istiyor. Kürt, Kürt, istifa, 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 istifa. Asla bu yapılanı kabul etmiyoruz. Hayatımız boyunca haksızlıklara, zulme kadar karşı mücadele verdik. Bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. Haksızlık ve zulüm kimden gelirse gelsin. Aha canımızla, yüreğimizle, ruhumuzla karşısındayız. Mücadeleye devam. Ben tekrar Hatay halkından, Türkiye'den böyle bir adam için çalışıp belediye başkanı yaptığım için tekrar tekrar özür diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bir dakika. Zamanında diyordu ki ben Sadullah gibi adama eyvallah etmiyorum. Etmediğim için de size mi eyvallah edeceğim dediği zaman, o zaman biz kendisini reddettik. Şimdi aynı şeyleri aynı diktatör yapıyor. Bunun için bu halk gereğini yapmak mecburiyetinde. Ama biz Cumhuriyet Halk Partimiz orada. Kendi ellerimin oyla benim partime bağlanamam. 2013 yılı seçimleri, seçim sabahı, sabah 5, Servet Başkan Antakya Adalet Sarayı'nda sandalyede sırf kendisi belediye başkanı seçilsin ve sandıklara müdahale edilmesin diye sandalyede uyumuştu. Kendisi evinde uyurken. Şimdi gelinen noktada Servet Bulluoğlu, Fatih Duran, Nermin Yıldırım Kara, neden düşman? Neden hedef tahtasında? Neden? Bu kim neden? Sana soruyoruz, Lütfü Savaş, insanların şerefiyle oynamak bu kadar kolay mı? Anketler yapılarak ve teamül yoklaması yapılarak oluşturulmuştur. Bu liste tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay örgütünün görmüş olduğu en demokratik listeydi. Ancak Hatay Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci sıra olmasını istemeyen güçler ellerini sokarak Cumhuriyet Halk Partisi 6 milletvekili çıkartması için elinden geleni yapmaktadır. Biz yine buna da dur diyeceğiz. Buna da dur diyeceğiz ama artık Savaş, sana sesleniyoruz. İstifa etmen gerekiyor. Bu partiye zarar verdiğin yeter. Lütfü Savaş, istifa! Lütfü, istifa! Lütfü, istifa! Lütfü, istifa! Lütfü, istifa! Lütfü, istifa! Arkadaşlar, örgütün iradesini yok sayaraktan Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman başarılı olamaz. Burada örgüt iradesi yok sayılmıştır. Örgütünüze ve örgütün gösterdiği iradeye hepinizi sahip çıkmaya davet ediyorum. Bugün Servet Başkan'a yapılanlar, bizlere yapılanlar yarın bizim çocuklarımıza yapılacaktır. Bu ülke şartları nasıl düzelecek soruyorum sizlere. İradenizi, egemenliğinizi kesinlikle ve kesinlikle bir tek kişiye vermeyin, devretmeyin, hakkınıza sahip çıkın. Bu bizim hakkımız değil, sizin hakkınız. Diliyorum. Bu listede Servet Bulluoğlu olmazsa
Yani genel merkezin suçu hiç yok mu? Ben kendi şahsım adıma söylüyorum. Ona bir şey söyleyin. Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Genel merkez de kabul etmiş bunu daha. Arkadaşlar bakın. Bizler demokrasi için, daha aydınlık bir gelecek için ciddi anlamda hepimiz üzerimize düşen görevi üstlenmek için çok önemli bir yola çıktık. Bizim kişilerle hiçbir sorunumuz yoktur. Fakat farklı bir irade koymaya çalışan, farklı bir hesabı kitabı olmaya çalışan insanlarla ya da kişilerle, kurumlarla her ne platformda olursa mücadele ettiğimiz gibi bu konuda da mücadele edeceğiz. Bizim şahıslarla ilgili hiçbir problemimiz yok. Biz hak, hukuk ve adalet dedik. Parti meclisinden, örgütümüzden, il başkanlığımızdan, sivil toplum örgütlerinden, her türlü sivil toplumun her kesiminden çıkan bir liste. Daha sonra neden, kime, hangi amaçla, ne için, neye hizmet ediyor? Bunu bu kamuoyunun vicdanına seslenmek istiyorum. Ve burada buna irade koyan kimse bunu açıklamakla yükümlüdür. Hatay halkına bunu borçludur. Biz asla milletvekili olalım, olmayalım, böyle bir derdimiz olmadı. Ben 2015 seçimlerinde 10. sıra milletvekili adayıydım. 15 ilçede buradaki bütün arkadaşlarım gibi ya da şu anda burada olmayan bütün arkadaşlarımız gibi hepimiz çalıştık. Ama niye çalıştık? Bu vatan için çalıştık, milletimiz için çalıştık, bağımsızlığımız ve aydınlık geleceğimiz için çalıştık. Kimse için, hiçbir kimsenin menfaati için çalışmadık biz. Bundan sonra da olmayacak. Biz kendi partimizin arkasındayız. Sonradan olanlarla biz bu yolu yürümedik, yine de yürümeyeceğiz. Ben bunu zamanında Lütfi Savaş'a söyledim. 2014'te kendisi bunu çok iyi bilir. Her radyo programında senin söylediğini söyledim dedi. Ben kendisine o dönem 5 sene önce, 4 sene önce ilk tanıştığım gün söylediğim lafı ben buradan, kendisi çok iyi biliyor. Ben bunu Hatay halkının vicdanına, kamuoyuna borçludur diyorum ve bunu açıklamakla yükümlü olduğunu ifade etmek istiyorum. Lütfü istifa! Lütfü istifa! Lütfü istifa! Arkasındayız. Lütfü istifa! Örgütümüzün arkasındayız. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Her ne olursa olsun biz mücadelemizi partimiz için sonuna kadar savunacağız ve çalışacağız. Bizi bu listeye layık gören genel merkezimize, genel başkanımıza ben buradan yine kalben teşekkür ediyorum. Ama hiç önemli değil. Biz listede olmasak da yine çalışacağız. Bu kadar arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Değerli hemşerilerim, kusura bakmayın. Öncelikle hepinizden, Servet kardeşim gibi özür diliyorum sizden. Genel başkanımıza güvendik. Parti meclisimize güvendik. Ama hiçbir zaman örgütü dikkate almadan hep listeyi değiştirirler. Bravo. Ben 2015'ten beri Servet kardeşim de bilir, liste oluştu. Hiçbir ilde değişmediği halde bizim ilde değişti. Ben arkadaşımdan hiçbir sıkıntım yok. Ama beni listeden hiçbir gerekçe getirmeden çıkartıp Servet kardeşimizi koyduğunda biz aile diyoruz. Aynı şemsiyenin altında toplanıyoruz ama birbirimize düşman kazanıyoruz. Hiçbir zaman ben kardeşimden düşman olmam. Ama eğer biz çoğalacaksak, birbirimizi seveceksek bunun için aklına gelen listeyi değiştiremez. Parti meclisi nerede? Toplantı yapıldı, karar alındı. Parti meclisinden geçti. MHP'den geçti. Neden? Şimdi neden değişti? Karşılamaya gidiyorduk. Son anda yoldan döndük. Yani ben gerçekten de anlayamıyorum. Biz adaletten bahsediyoruz. Hukuktan bahsediyoruz. Ama kendi içimizde hukuku, adaleti sağlayamıyoruz. Bravo. Listede
kardeşim olur, ben olurum, o bir arkadaşım olur. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Biz Hatay'da 4 milletvekili çıkartmıştık. Biz bunu nasıl 6 yaparız, nasıl 7 yaparız diye derdine düşmemiz gerekirken şu an listeyi tartışıyoruz. Böyle 2 tane gönderemeyecek bu listeyle. Akşam yatıp sabah kalkıp listenin tamamının değişmesi, hiç olmayan arkadaşlarımızın girmesi bana yakışır bir şekilde, ben kabul etmiyorum. Bravo, bravo, yakışacak bravo, bir bravo. Değil. Sıralamalar olabilir ama o bile olması yanlış bence. Etik değil. Arkadaşlar, dünden itibaren tüm televizyon kanalları altyazıyla Hatay listesini açıkladı. Türkiye'nin her tarafında 1, 2, 3, 4 diye Hatay listesi biliniyor. Bu işte parti meclisinin ve üst karar organlarının, arkadaşlarımın dediği gibi, eylem yoklamasıyla, araştırmayla, sivillerine bakarak oluşturulmuş bir listeydi. Ve Hatay'a olabildiğince denk düşen bir listeydi. Eğer bu listeyi genel merkezin parti meclisi teklifiyle kabul ettiği bu listeyi yerle bir edecek bir başka bilinmeyen irade varsa yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Eğer bu irade Nevşirme bir belediye başkanının iradesi ise yazıklar olsun. Bravo. Bağımsızlık ilan etmekle günümüze gelen tarihsel bir parti, Cumhuriyet Halk Partisi, böyle birilerinin, devşirme birilerinin, özellikle Hatay'da arka bahçesi olacak bir parti değildir. Bunu önümüzdeki süreçte Hatay halkı, sosyal demokratlar, demokratlar bütün güçleriyle göstereceklerdir. Benim genel merkeze bir önerim var. Eğer dönmek mümkünse bu tükürdükleri şeyi yalamasınlar, tükürüğü yalamasınlar bir kısım devşirme iradelerle. Tekrar sağlıklı bir o listeyi tekrar güncelleştirsinler. Eğer yasal bir şey yoksa bu. Bugün çeşitli illerde benzer tepkiler falan oluşuyor. İstifalar var. Arkadaşlar, ben tüm ilçe başkanlarına da sesleniyorum. Ben bu geceden geçerli olmak üzere acilen toplansınlar ve bir siyasi irade ortaya koysunlar. Ortaya çıkan irade kabul edilebilir bir irade değildir. Ne Hatay'ın, ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin şanlı geçmişine, şanlı siyasi geçmişine uygun düşen bir durum değildir. Bunun mutlaka düzeltilmesi bravo, lazım. Bravo. Sayın Genel Başkan'a sesleniyorum. Bu yanlış süreç sizi de peşinden sürükleyebilir. Bunu istemiyoruz. Size saygı duyuyoruz. Son aylardaki siyasal hareketleriniz tüm şeyde, kamuoyunda olumlu tepkiler almışken de bu parti iktidara yürüyorken böyle hatalar lütfen yapmayın. Yapılmasına izin vermeyin. Teşekkür ediyorum. Kara lekeyi bize çalan beyefendinin kapısına da kara çelenk.
Başkanı omuzlara alıp bir görüntü verelim. Bunu böyle misin genel merkez? Bunu böyle misin?